Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, parlak bir gelecek bizleri bekliyor sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde. İlave TV sizleri seviyor. Evet, çok güzel bir gelecek bekliyor bizleri. Çok doğru söylemiş, çok doğru söylemiş. Çok güzel, o demiş ya, çok güzel demiş. Abi her şey yükseliyor ama bir tek asgari ücret yükselmiyor. Gelecek parlakmış. Abi nasıl parlak olsun bu zamanda? Parlak olamaz yani. Her şeye, şekere son 3 ayda %340 zam gelmiş. Benim maaşıma niye zam gelmiyor? Niye zam gelmiyor? Ben geçen sene... Düzeltme zammı gelecek şimdi. Gelecek mi? Gelirse iyi olur. Gelirse iyi olur. Gelecekte ne görüyor? Gelecekte hani ben de eğer bir imkanım olursa ülke dışına çıkmayı... Yok, Cumhurbaşkanı diyor gelecek parlak diyor ya, sen geleceği parlak görüyor musun? Görmüyorum. Niye kardeşim? Görmüyorum abi, zaten bugünden ne olmuş ki yarından ne olsun? Bugün halimiz beter. Daha mı kötü oluruz? Tabii. Eyvallah, çok sağ ol. Evet. Abi sen ne düşünüyorsun? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki vatandaşımızın gönlü rahat olsun, gelecekte parlak günler göreceğiz dedi. Neyi parlak olacak? Parlak günler. Söylüyorum, neyi parlak olacak? Ekonomi, sanayi, ekonomi vesaire. Ne ya? Asgari ücretle çalışan gençler var. Buyur işte. Abi sen geçinebiliyor musun? Geçinemiyorum. İşte buyur. Tamam abi, bizden mi? He? Geçinemiyor. Evet. He? Neyini parlak olacağını bana söyler misin? Evet. Parlak olanı söyle. Bir tek satılmayan demir yolları kaldı, onu da satsın. Onu da satsın. Demir yolu kaldı, o da para etmiyor, onu satmıyor, onu satsın. Abi her yeri Katarlılara satmış zaten. Ha? Her yeri Katarlılar da. He? Araplara çalışıyoruz. 1910 yılında Ruslar Kemer'e giremezdi, Alanya'ya giremezdi. Şimdi Ruslar giriyor. Evet abi. He? Doğru mu? Abi hiç mi umudunuz yok? Ne umudum olacak ya? Ben kirada kalıyorum. 3 milyar kira veriyorum. 4 milyar 250 milyon asgari ücret alıyorum. Nasıl olacak bu? Bu gelecek gençler ne olacak? Sabahtan beri abi sahilde geziyoruz. Cebimize bir kuruş para yok. Ne olacak? Ne olacak? Bir tavuk döner 10 lirayken 25 lira oldu. Ne yapacak bu adamlar? He? 25 lirayı bulabiliyoruz mu abi? He? Bulamıyorsunuz abi, bulamıyorsunuz. Onu da bulamıyorsunuz. Ne olacak? Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, parlak bir gelecek bizleri bekliyor dedi. Ne düşünüyorsunuz? Nerede görüyormuş? O görüyormuş, siz görüyorsunuz mu? Göremiyorum abi. Niye abi? Gittikçe karanlığa gidiyoruz ondan. Işık yok mu hiç ileride? Göremiyorum, ben emekliyim. Benim halim kötü. Eyvallah. Abla merhaba. Cumhurbaşkanı dedi ki parlak bir gelecek bizleri bekliyor dedi. Ne diyorsun? İnşallah, inşallah. Haklı mı? Hiç rahat değil gönlümüz. Ne abi? Ne parlaklık mı kaldı ya? İleride ne görüyor? Ne diyeyim? Gelecekte. Çok ümitsiz. Hiç ümit yok. Hiç mi yok abi? Bitik vaziyette. Bitik. Vallahi biz hiç parlak göremiyoruz. Niye efendim? Durum ortada abicim. Aldığımız bir şey yarın aynı fiyata alamayabiliyoruz. Biz her gün bir önceki güne daha ucuz alalım diye yarışıyoruz. Bunun en güzel örneği de akaryakıtta. Ben nakliyeciyim. Evet abi. Atıyorum bugün yarına göre ucuz alalım diye kuyruklara giriyoruz. Yani bu böyle devam edecek. Şu anki mazot 26 küsür. Bu 40 lirayı bulacak. Şuraya yazıyorum, sen bir ay sonra gör. 40 lira. Allah Allah. Çıkar evet, mı abi o kadar? Çıkar. 40 lirayı geçer de. Onu peki, çok iyi biliyorum. Ne yapacağız abi? Nakliye fiyatları da yükseliyor. Vallahi biz bunu da müşteriye yansıtıyoruz. Millet zaten mağdur. Ev kiraları almış başını gidiyor. Millet hep sokakta, ev üstüne geçiyorlar yine. Eski sistem. Anne babasına gidiyorlar. Bir odaya tıkanıp kalıyorlar öyle. Sen nakliyecilik yapıyorsun abi. Evet. Ev fiyatları nasıl şu anda? Uçuk. Minimum 4000 lira. Kepez'de 4000, 4500, 5000. Konya altında 15-20 bin lirayı buluyor. Uncalık tarafında 15 bin. Uncalık'da 15 bin. Konya altı 15-20 bin. Lara'da 15-20 bin. Eşyalar 30 bin. Ne olacak abi? Nasıl bu ev nasıl kiraları? Şimdi çoğumuz asgari ücret çalışıyoruz. 4000 küsüre çalışıyoruz. 5000 lira kirayı nasıl ödeyelim? 5 lira kiramız var atıyorum. 4250'ye çalışıyorsun. Bunu nasıl ödeyeceksin? Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Çocuklarına nasıl bakacaksın?
Bak şimdiden mesela ben kiracı, ev sahibi, ben de kiracıyım. Daha beni çıkartmadı ama şimdiden düşünüyorum. Çıkartırsa ne yaparım diye. Yapacak hiçbir şey yok. Ne kadar oturuyorsun abi şimdi? Ben şu anda 2500 liraya oturuyorum. Çıksan ne kadar? En düşük en 4000 düşük, mi? 4000-4500. Kepez'de o da 2 artı 1 oturulacak gibi değil evler. Çünkü ben her gün ayrı ayrı adreslere gidiyorum, görüyorum. 1 artı 1'ler 2500-3000 lira. Ben 1 artı 1'e sığmıyorum ki. Ben 3 tane çocuk var. Nasıl sayayım ben 1 artı 1'e? Yani bunun geleceği parlak diyenler varsa söylesin yani. Bunun bir parlaklık varsa söyleyin. Ben göremiyorum o parlaklığı. Eyvallah abi, sağ olun. Yani siz görüyorsanız siz bana söyleyin. Parlak bir durum yok abim. Gitgide batacağız. Dediğim gibi mazot 40 bin lira bir ay içinde buraya yazıyorum. Sen de görürsün. Bir ay sonra beni bul. Bir ay sonra 40 lira mazot. Eyvallah abi. Oldu, kolay gelsin. Çok. Efendim merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Gelecekte dedi parlak günler bizi bekliyor dedi. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneyim yani böyle bir şey söylemişse demek bir bildiği vardır yani. Şimdi ben bunu savundum diye AK Partili olacaksam. Yok yani sizin ya ileriyi nasıl görüyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Ya ileriyi nasıl görüyorum? Şu an kim herkes kendine göre çalıyor. Evet. Anladın mı? Yani fakiri de var, iyisi de var, kötüsü de var. Genel olarak ülke ekonomisi genel ileride parlak mı? Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani hep beraber bir şeyler yaparsak olur. Evet. Anladın mı? Bu bizim elimizde. Abi. He? Ne yapabiliriz? Ya iyi ile kötü, iyi ile kötü ayırt edeceğiz. Bugün sen pirinci koyduğun zaman tavaya salladığın zaman taşı bir yere tavayet ediyorsun, doğru mu? Evet. Yani biz de iyi ile tabii biz de iyi ile kötü ayırt edeceğiz yani. Az önceki abi dedi ki ev fiyatları dedi uçtu dedi. Kiralar uçtu dedi. Ne 15 bin lira mı? Yani 15 bin lira. Şöyle söyleyeyim sana. 10-15 bin TL'den aşağı ev yok. Ya şöyle bir şey, şimdi onu da şöyle geleyim. Bugün dediğin gibi kira fiyatları çok yükseldi. Evet. Hocam. Bir saniye. Abi şimdi, Şırnak'ta pamuk tarlamız var. Biz gidiyoruz Ukrayna'dan yağ alıyoruz. Yağ 150-200 lira. Şimdi konumuz da değil. Yok yok, ben genel olarak söyledim. Evet. Daha ne olsun. Evet. Şimdi ben ev sahibiyim, doğru mu? Devlet evet. veriyorum. Bugün komşum hemen dedi ki ya ben işte benim o 3000 lira alıyor. Ben niye 3000 lira vermeyeyim aynı devi? Doğru mu? Nasıl çıktı abi bir yıl içinde bu kadar uçtu yani fiyatlar? Şimdi mesela ya bize 3 gün önce birisi konuştu bize, bir vatandaşımız. Dedi ki ben dedi 1750 liraya oturuyorum dedi. Ev sahibim çık diyor dedi. 3000 veriyorum çık diyor. 4000 veriyorum çık diyor. 5000 veriyorum yine çık diyor diyor. Emlakçılara sordum. Buranın yani fiyatı nedir? 6000. 6000 veriyorum yine çık diyor diyor. Çıktım diyor. Ruslara diyor evi diyor 15 bin liraya vermiş diyor. Ne olacak? Kim denetleyecek abi bunu? Bu böyle nasıl gider? Bak şöyle bir özet göstereyim sana. Ömer bir saniye Ömer. Sana sıra gelecek. Şöyle bir özetleyeyim ben. Şimdi örnek veriyorum. Emlakçı da değil adam. Seni tanıyor, geliyor senin evini kiralıyor. Evet. Ahmet'i çıkarttı evden. Tamam, Ahmet ne kadar verdi? 1500 veriyordu. Ben sana diyor 4000 lira vereceğim. 4000 lira anlaşıyor. Sonra bir Rus geliyor abi, tamam Ukraynalı veya Rus geliyor. Diyor ki ben 8000 lira kiraya buldum. Senin haberin yok. Senden 4000 lira kiraladı ya. Sana 2500 lira veriyor. Gidiyor Rus'a 8000 lira veriyor abi. Tamam, ondan sonra Ahmet Bey de diyor ki ya bu adam 8000 lira veriyor. E ben niye 5000 lira vermeyeyim? Yani o ona bakıyor, ona bakıyor derken abi piyasa yükseliyor. Nasıl denetlenecek bu? Tek ev fiyatları değil ki yani, araç fiyatları da uçtu. Hani ya, önceden bir 10 bin liralık, 10 bin TL'lik Şahin şu anda 60 bin lira. Ya ona şöyle bir çözüm gelecek abi yani çözümü herkes artık bir sınırlama koyacak. Devlet buna sınırlama nasıl koyacak. Nasıl denetleyecek? Devletin koyduğu sınır şu olacak abi. Mesela örnek veriyorum, senin kaç tane evin var? 10 tane evin var. Eğer sen bu kadar para alıyorsan bunun o zaman yarısını devlet alacak. Tıpkı şu an elektrikte uygulaması vergi olduğu gibi. Bak şu an elektrik örnek veriyorum kaç para? %51. Devlet alıyor. %49 şirket alıyor. Anladın mı? Madem ki böyle bir şey var, ev sahipleri bu yükseltti fiyatları, o zaman devlet buna da uygulama yapacak. Şey değil mi? 5000 olduysa o zaman 10000 yapar adam. Yapsın abi. O zaman yapsın abi. Ne olacak biliyor musun? Daha da artar. Ne olacak biliyor musun? O zaman köydekiler buraya geldi. Tamam mı? 1000 liraya kira oturuyorlardı. Artık oturamayacaklar. Herkes köyüne geri dönecek. Anladın mı? Zaten dünyanın da sonu geldi yavaş yavaş. Herkes kıyametlisini beklesin yani. Yapacak evet, bu kadar. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı parlak günler bizi bekliyor dedi. Ne diyorsun? Hocam nereye gittin? Sen söyle abi. Parlak abi günler dedi. Bizi bekliyor. Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Oy ben kullanmıyorum abi. Bu hükümet demokrasi hep yalan görüyorum. Bu 1500 senede ya. 1500 sene hep böyle devam edeyim. Hangi parti yatsın aynı bu. Hepsi aynı. Ama İslam devleti yatsa bu camlarına böyle olmaz. İslam devleti. He.
Dünyada nerede var İslam sistemiyle yönetilen bir devlet? Halifeti 1924'te kandı. Şu anda var mı? Vardı. Hangi? Hayır, şu anda bir devlet yok. Şu anda bak kim bildin? Yok. Burada İtlam yerdi mi? Yok. Öbür kimse yerdi. Türkiye Cumhuriyeti. He. Öbürüne İtlam'da var ama burada yok. İnanan da var, inanmayan da var. Herkese saygımız da olacak ama. He. Öyle değil oraya, mi? Öyle mi? Eyvallah. Ama abi, İtlam devleti ortada o kadar camlar yapmazdı. Ev kiratı yapmazdı. Niye abi? İngiltere, bak İngiltere yavru dünyanın onun elinden. Evet. İdeyerek'i bitirdiler. Dünya lideri bitirdiler. Bilisi'yi bitirdiler. Burayı bulmaladılar. Dünyanın İngiltere yavru onun elinden. Peki 56 tane Müslüman devlet var. Ne yapıyor Müslüman devletler? Neden birlik ve beraberlik içinde olmuyor? Abi hiç olay. Niye olmuyor? Abi ben gibi konuşayım, ben de gecelerini atıyorum. Orada niye atmıyor? Orada niye birleşmiyor? Orada bir de şimdi ona bağlı abi. Niye? Hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. He. E nasıl olacak? Hani İslam ümmet kardeşlik diye. İşte niye birbirimizin kuyusunu kazıyoruz? Abi onu yapacak. Küçücük Filistin'i, İsrail'i ezdiriyoruz orada. Ya o... Etrafı hep Arap ülkesi ama. Niye birleşip de sahip çıkmıyorlar? Abi çalışıyorlar. Yahudi İngiltere ona izin vermiyorlar. İşte niye sahip çıkmıyorlar? O Filistin'in, İsrail'in etrafı hep Arap ülkesi. Hep evet. Müslüman ülkesi. Evet. Niye ezdiriyorlar küçücük Filistin'i, İsrail'e? İsrail'in nüfusu kaç? 4 milyon nüfusu var. Evet. E niye Arap ülkeleri birlik olup da Filistin'i sahip çıkmıyor? Ona çay çıkmıyor da o sıkıntılı. Demek ki dediğinle evet. Olmayacakmış. Olmayacak ha. Oraya. Demek ki öyle olmuyor. Bir şey değil mi abi? Bak yabancı ülkelerde sağlık bölgelerinde, devlet dairelerinde hep Yahudilerin kendi şeyleri var. Kendi taptığı şeyler var. Onlar dine saygı duyuyor abi. Ama bizim ülkede dinle insanları sömürüyorlar. Dini siyasete mal ediyorlar. Dini siyasete mal ediyorlar. Bu 45-60 yaş üzeri insanlar bir cami yapılıyor. Yok efendim bu adam cami yaptı. Şimdi bu adam Kur'an aç şey. Bak biz Müslümanız. Elhamdülillah. Müslümanız. Eyvallah. Ama bu adam dinle ilgili şeyler yaparak büyüklerin akıllarını alıyor. Sonra Tayyip böyle diyor. Dinle siyaseti bir yapıyorlar abi. Eyvallah kardeşim, sağ olun. Abi sen ne düşünüyorsun? Ben bir şey diyemiyorum. Size soralım efendim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki geleceğimizi parlak görüyoruz. Vatandaşımızın gönlü dedi rahat olsun dedi. Ne düşünüyorsun? Düşünecek bir şey yok. Her şey ortada. Nasıl abla? Markete girdim. Tekrar bir daha girdim. Aynı fiyatı alamıyorum. Bir günde değişiyor mu? Değişiyor. Pazara gidiyorsun. Ha şu an yaz zaten. Mecburen ucuzlayacak. Evet. Taneyle, niye taneyle alacağım ben? Yurt dışı. Yurt dışıyla kıyaslamayalım. Evet. Yurt dışının geliri yüksek. Dolar üstünden. Biz her şeyi dolar üstünden alıyoruz ama TL ile harcıyoruz. Ne olacak peki abla? Hiç umut yok mu gerçekten? Yok. Hükümet değişecek. Değişecek. Devlet anca değil. Öyle mi diyorsun? Hükümet değişecek. Eyvallah. Yani daha söylenecek çok şey var da. İşlerle uğraşmayın. Abim iş adamı. Hüküm değişecek başta. Başta abim değişecek. İş adamı, köprü yapmaya gidiyor şu anda. Ondan diyor boş işlerle uğraşmayın. Dinle siyasi karışmayacak. Eyvallah. Başta bu olacak. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.